Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber 800D mi yoksa 250D mi bu sorunun cevabını arayacağız. Şimdi yeni isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Öncelikle konumlandırmaya bakalım isterseniz. Bildiğiniz üzere Canon'da şu anda 4000'de, 2000'de, sonrasında 200, 250 ve 800D olarak yükselen bir trend var. Burada 250 de 800'ün altında konumlanıyor. Bunu bilerek şimdi isterseniz gövde yapısını incelemeye de başlayalım. Üst taraflarına baktığınız zaman aslında farzda bir fark yok. Sadece burada e, tasarım değişikliklerini görüyoruz. Burada açma kapatma bölümümüz yukarı doğru itilen bir tuşken burada şu şekilde farklı bir tasarım kullanılmış. Aynı zamanda burada 3 tane tuş bulunurken 250 de 2 tane farklı tuşumuz var. Yine burada klasik tekerleğimiz ve ön tarafında ise deklanşör tuşumuz bulunuyor. Makinenin sol tarafına baktığımız zaman ise burada giriş ve çıkışları görüyoruz. 250D'de hem solda hem de sağda farklı giriş ve çıkışlar var. Ancak 800 de bütün bu giriş çıkışlar buraya toparlanmış. Öncelikle 800D'den başlayacak olursak şöyle söyleyelim. İkisinde de aslında aynı özellikler var. Farklı bir giriş çıkış bulunmuyor. Bunlara da kısaca bakacak olursak bir mikrofon girişimiz var. Sonrasında uzaktan kumanda, HDMI girişimiz ve bir tane USB girişimiz var. 800D'de hepsi burada konumlanırken 250D'de iki tanesi bu tarafta, iki tanesi ise diğer tarafta konumlanıyor. 8D'de ise diğer tarafta gördüğünüz gibi SD kart girişimiz var. 250D'nin SD kart ve e, şurada gösterelim pil aynı yerde konumlanırken 800D'de biraz daha üst segment bir gövde olduğu için pil aşağıda konumlanırken SD kart da burada sağ tarafta konumlanıyor. İkisinin pil performansına geldiğimiz zaman burada 800D de 250D de aslında aynı pili kullanıyor. İkisi de LP17'yi kullanıyor. Burada 800D yaklaşık olarak 600 kare çekerken 250D aynı pille beraber çok daha iyi bir performans sergiliyor. Yaklaşık olarak 1050 kareyi bizlere veriyor. Evet, makinelerin arka taraflarından da hemen size bahsetmek istiyorum. İki makinenin de arka tarafına baktığınız zaman aslında benzer bir tasarım dili olduğunu görüyoruz. Sadece burada 800'de ele biraz daha büyük, biraz daha oturaklı geliyor. İkisinde de hareketli ve dokunmatik bir ekran var. Şu şekilde açalım, gösterelim. Yani bu da ne anlama geliyor? Makineyi aldığınız zaman isterseniz şu şekilde ekranı yukarıdan bir şey çekeceksiniz, şöyle yapıyorsunuz ya da aşağıdan bir şey çekeceksiniz. LCD ekranı değiştirebiliyorsunuz. İkisi de hareketli ve dokunmatik bir ekranı Sahip. Yani dokunduğunuz yere netleme yapabiliyorsunuz, netleme yaptıktan sonra fotoğraf çekiminde yine dokunarak yapabiliyorsunuz. Videoda ise dokunduğunuz yere netlemeyi otomatik olarak aldırabiliyorsunuz ki bu da gerçekten çok iyi çalışıyor. Çünkü burada Canon'un Dual Pixel CMOS teknolojisi kusursuz bir şekilde çalışıyor. Evet, gövde yapısından biraz daha bahsetmek istiyorum. Burada 800D biraz daha ele iyi oturuyor ve tuttuğunuz zaman bu kalite hissiyatını daha rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki burada kullanılan materyallerin biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Burada şu şekilde gösterirsek 800 de sol tarafta da bir kaplama bulunuyorken 250 de burada bir kaplama yok. Sadece şurada bir kaplama var ve buradaki kaplamalar özellikle 800D'de de elinize aldığınız zaman daha kaliteli bir kaplamayla karşı karşıya kaldığınızı çok daha rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Fiziksel özelliklere ek olarak burada 800D'nin flaşı buradaki tuşa bastığınız zaman açılırken 250D'de şu şekilde manuel olarak da flaşı açabiliyorsunuz. Yine 250 ve 800D'de olan bir farklılık ise 800D'de burada alan derinliğini anlayabileceğimiz bir tuşumuz varken 250D'de burada o tuş artık kaldırılmış. Evet şimdi gelin isterseniz teknik özelliklerine bakalım. İkisi de APS-C sensörlü 1.6 çarpanlı CMOS sensöre sahip. Burada en büyük fark 800D'de Digit 7 işlemci varken artık 250D'de Canon'un en güçlü işlemcisi olan Digit 8 kullanılmış. Tabi bu da ister istemez daha iyi bir ISO performansını bizlere sağlıyor. Burada 250D saniyede 5 kare fotoğraf çekerken 800D ise saniyede 6 kare fotoğraf çekiyor. Enstantane hızları ise aynı. İkisi de 1 bölü 4. ISO performansına geldiğimiz zaman ise iki fotoğraf makinesi de aslında benzer özelliklere sahip. 100 ila 25600'de native olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer yükseltmek isterseniz ise 51200'e kadar da yükselebiliyor. Evet iki makineyi birbirinden ayıran en büyük özellikten bahsedeceğim şimdi otomatik odaklama noktaları. Evet 250D'de 9 adet netleme noktası bulunuyor ve bunlardan sadece ortadaki cross type. Ancak 800D'ye geldiğimiz zaman ise burada çok ciddi bir fark var. 800D tam 45 adet netleme noktasına sahip ve bunların hepsi cross type. Cross type dediğimizde nedir? Diğer netleme noktalarına göre çok daha hassas, çok daha hızlı bir şekilde netleme yapmanızı sağlıyor. Burada 9 tane odaklama noktası varken sadece bir tane ortadaki netleme noktası cross type'tı. Burada ise 45'in 45'i de cross type. Yani böylelikle çekim yaparken çok daha hızlı, çok daha tutarlı otomatik odaklama yapabiliyorsunuz. İşin LCD kısmına geldiğimiz zaman ise dual piksel sayesinde yine hızlı bir sonuç bizleri burada bekliyor. Evet şimdi gelin isterseniz video özelliklerinden bahsedelim. 800D 1080'de 60p çekim yaparken 150D'ye geldiğimiz zaman ise 250D 4K video çekimini bizlere sağlıyor ve burada 25p'ye kadar da yükselebiliyoruz. Burada 4K çekim yaparken 1.7 oranında bir crop olduğunu ve aynı zamanda dual Pixel CMOS AF yerine kontrast AF moduyla beraber otomatik odaklama yaptığının da yine altını çizelim. Yine 250D'de ekstra olarak HDR video ve timeless video özellikleri de bizlere sağlanmış. Video konusunda yine eklemek istediğim bir diğer nokta ise ikisinde de harici mikrofon girişi olduğu için harici bir mikrofonla beraber sesinizi çok daha kaliteli bir şekilde almanızı da sağlıyor. İki makinenin Wi-Fi özelliklerinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Wi-Fi üzerinden çekim yapabiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafları akıllı tablet veya telefonlarınıza aktarabiliyorsunuz. İkisinde de Bluetooth bulunuyor. Ancak NFC sadece 800D'de var. 250D'de NFC özelliği bulunmuyor. Evet arkadaşlar peki ya siz ne düşünüyorsunuz? 250D mi alırsınız yoksa 800D mi satın alırsınız? Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.